Sevgili Evvelcab YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan 6. tema değerlendirme yani bilim ve teknoloji temasının değerlendirme sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz öncelikle metnimizi okumayla başlayalım. Eski bir antivirüs programı ya kebikeç. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Teknolojiyle barışık olanlar ve gereçleri en iyi kullananlar yetişkinlerden çok çocuklar. Dedeler ve nineler cep telefonlarıyla mesaj gönderemiyorlar. Gelen mesajları okuyamıyorlar. Telefonun yalnızca arama, yanıt verme, açma-kapama fonksiyonlarını kullanıyorlar. Dedeler, nineler, ebeveynler henüz televizyonlarda uzaktan kumanda aletleriyle kanal aramayı ve ayar yapmayı bile bilmiyorlar. Kumandaların Yetenekleri de günden güne değişiyor. Neredeyse yakında terliklerimizi de ayağımıza getirecekler. Bu yüzden üreticiler artık yaşlar için yalnızca açma kapama ve ses ayarı düğmelerinin kullanılmasını izin veren kumanda kılıfları yapıyorlar. Çünkü özellikle büyük anne ve büyük babalar düğmelere öyle gelişi güzel basıyorlar ki televizyonlar kilitleniyor. Ertesi gün eve tamiri çağırmak gerekiyor. Diğer taraftan babalar oyun kartuşlarını bilgisayara yükleyip oyunları açamıyorlar oyun konsollarını çalıştıramıyorlar. Hatta kartuşları yuvalarına takamıyorlar. Evin en küçük adamları gelip programı yükleyerek oyunları çalıştırıyorlar. Sonra anne baba oturup bu oyunları oynuyor. Elif annesinin film olmadan kartuşlara hatta sanal disketlere nasıl fotoğraf çekebildiğini anlamadığını, bunların yazıcılarda nasıl basıldığını da hiç aklının ermediğini söylüyor. Ali ise Elif'i yanıtlarcasına bence teknoloji kendini geliştirirken büyükleri düşünüyor. Öyle olmasa telefonda konuşurken hafıza bölümüne geçip yeni bir telefon numarasını yazmayacaklarını düşündükleri için telefonlara konuşurken sesli kayıt yapacakları bir kayıt düğmesi ve ekranlarda not alma kalemi koymazlardı diyor. 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Metnin ana fikri nedir? Teknoloji kullanım yaşı gün geçtikçe düşmektedir. Metne göre teknoloji ve çocuklar arasındaki ilişki nasıldır? Çocuklar teknolojik ürünleri yetişkinlerden daha iyi kullanmaya başlamışlardır. Hatta artık onların çözemediği sorunları bile çözebilmektedirler. Yazar teknoloji ve insan konusunda hangi açıdan bakmaktadır? Yazar teknolojinin insanların yaşamında nasıl bir yer kapladığını ve çocukların teknolojiden çok iyi anladığını ifade etmektedir. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Noktalama işaretlerinin doğru kullanıldığı cümlelerin başına D, yanlış kullanıldığı cümlelerin başına ise Y yazınız. Bir yerde şunlar okumuştum. Dostların daha ilk tanıştığı dakikada seni çok iyi anlarlar. Diğer tanıştığın kimseler seni anlamaları bin yılı alır. Doğru. Londra'dan Paris'e döndükten sonra günlüklerini yazdı. Yanlış. Önce görevimi söyleyeyim. TCDD memurum. Doğru. Türklerin çalışkanlığını herkes bilir. Yanlış. Bu sene Cumhuriyet Ortaokulu'ndan mezun olacak. Doğru. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeler yazınız. Basit kelimeler, yapım eki almayan tek kök durumundaki kelimelerdir. Yapı bakımından kelimeleri basit kelimeler, türemiş kelimeler ve birleşik kelimeler olmak üzere üç’e ayırırız. Yeni bir ayakkabı aldım cümlesindeki ayakkabı kelimesi yapı bakımından bir birleşik kelimedir. Türemiş kelimeler en az bir tane yapım eki alırlar. Sabretmek kelimesi sabır ismiyle etmek fiilinin bir araya gelmesine oluşan birleşik bir kelimedir. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. Ben eserlerimi okunmalarından çok sahnede oynanmaları için yazarım. Olaylar ve kişiler benim için çok önemlidir. Karşılıklı konuşmalar esirimin bel diyen bir yazar hangi yazı türünde eser virüdür? A. Tiyatro. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerin hangisi birleşik sözcük değildir? Gök kuşağı gece kondu, biçer döver arkadaşlar birleşiktir. Dinleyen birleşik değildir. Doğru cevap Ceyhan. Üçüncü sorumuz. Yandaki grafik yaş ve cinsiyetlerine göre tüm dünyada dijital oyun oynayanların sayılarını 2016 ve 2020 yıllarına göre vermektedir. Bu grafik için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar doğru cevap D. 16-24 yaş grubundaki diğer gruplardan daha fazla sayıda insan dijital oyun oynamaktadır. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki cümleleri kuranlardan hangisi acaba sözcüğünü diğerlerinden farklı anlamda kullanmıştır? gelin acaba dayımlar yemeği kalırlar mı? Aslı, bu bayram acaba kaç lira harçlık verecek? İlker, sinirleri bozulmuştu. Acaba hastaneye gittiler mi? Göktu, aklınıza bir acaba kalmasın diye söyledim. Arkadaşlar doğru cevap Bursa. B. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili sözcüklerin hangisi basit yapılıdır? Yani basit yapılı dedi, yapım eki almayan ama çekim eki alabilir. Nemli, samanlıkta büyüklükte yapım eki vardır. O oldu arkadaşlar herhangi bir yapım eki yoktur. Bu yüzden doğru cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisinde alt ifade gerçeği söylemek gerekirse anlamında kullanılmıştır. Açıkçası yani Ceyhan'daki açıkçası kelimesi arkadaşlar gerçeği söylemek gerekirse anlamında kullanılmıştır. Doğru cevap Ceyhan. Evet değerli öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvel Cevap YouTube kanalına abone olmayı ve arkadaşlarınızla Evvel Cevap YouTube kanalını tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelcevap.com web sitemizin artık bir Android uygulaması var. Bu videonun altına eklediğimiz linkten Android uygulamamızı indirebilirsiniz. Derslerinizi ve hayatınızda başarılar diliyorum. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.